Fiyat tartışması var. Şu anda bir ekonomi tartışması zaten Türkiye'de. İşte dolar kurundan tutun zincir marketlerdeki fiyatlar konusu var. Siz onlar için bir söylemde bulunabilir misiniz? Elbette hani ki, biz Sayın geçmişte değerlendirdiğiniz için yani geçmişte mukayese ettiğimiz zamanki gibi değil. Değil diyorsunuz. Doğru. Peki. Bir de şu var, biz ne geçirdik? Bir pandemi dönemi geçirdik. Yani bizim Türkiye'de asıl olan problem nedir biliyor musunuz? İnsan problemidir. Biz fırsatçıyız. Fırsatı ele geçirdiğimiz takdirde ben inanıyorum doğrudur. Ev sahipleri bir an önce efendim kiracısını çıkartır ki şu hengamede biraz daha fazla bir şekilde şeye versin. Ben dedim ki kiracıma, arkadaş mübalağa etmiyorum bakın. Dedim ki buranın kirası 1000 liradır. Çıkan 1100 lirayla çıkmıştı. Sana 1000 lirayla veriyorum. Yani bakın burada önemli olan, hiç kimse şunu demiyor. Arkadaş, bu memleketin Diyanet İşleri Başkanlığı, bu memleketin Milli Eğitim Bakanlığı, bu memleketin Kültür Bakanlığı el ele versin de efendim ne bileyim artık Aksakallar Birlikteliği el ele versin de sivil toplum örgütleri, yani insanımızı barıştırsın. Keşke herkes sizin gibi barıştırsın. Olsa işte olsun, hedef budur. Hocam. Hedef budur. Evet, evet. Kendin için istediğini karşı taraftaki için isteyeceksin. Ama bireysel... Ben kendim için istediğimi Behram ama için siz isterim. Bireysel olarak, beyefendi, derbay olarak yani eyvallah, bu devlet politikası olmalıdır. Olmaz. Bu eğitim politikası olmalıdır. Eğitimimiz, efendim okullarımız, neslimiz bu şekilde yetişmelidir. Bizim değerlerimiz bu. Bizim değerlerimiz bu. Vallahi anlatırlar, bu şey değildir. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiği zaman hiçbir dükkandan ihtiyacı olan iki şeyi birlikte almadı. Şeker istedi, şekere ilaveten un istediği zaman oradaki kişi dedi ki git komşumdan al. Ben sifte yaptım, o da yapsın. Peki, yani, Erhan Bey. Bu noktaya getirmek mecburiyetindeyiz biz vatandaşımızı. Vatandaşımızın efendim ahlakına, vatandaşımızın değerlerine, duygularına, şöyle etraftan yığılmış olan tozları şöyle üfleyip onun cevherini meydana çıkartmak mecburiyetindeyiz. Bu devletin görevi bu olmalıdır. Yani biz ne kadar yol yapmaya özen gösteriyorsak, köprü yapmaya özen gösteriyorsak, diyeceksiniz ki bunu kim yapacaktır? Devlet yapacaktır. Bunu kim yapacaktır? Aile yapacaktır. Bunu kim yapacaktır? Mektep yapacaktır. Medya yapacaktır. Peki. Vallahi herkes kendi çıkarının peşinde kardeşim. Sen ne yapacaksın? Cumhurbaşkanı olsan sen ne yaparsın? Behramcığım, sen cumhurbaşkanı olsan ne yaparsın? Şunu yaparım bak, İstanbul İzmir arası abi. Çok kolay. Hocam İstanbul İzmir arası 367 lira. Yol parası 350 lira. Yakıt parası 700 lira. Uçak bileti 171 lira. Tabii ki millet uçağa binmeye çalışacak. Otobüs parası da en ucuzu 85. Biraz firmaları ararsan 100 lira, %85 arası. Siz de iyi gidiyorsunuz uçaklarla. Vallahi. Bravo size. Ama arabayla çıktığın zaman 700 lira harcayacaksınız. Nasıl yol yapmak? Gidemediğin yer yol dedin nedir yani? Yolu yapacaksın. Benden aldığın parayla yapıyorsun yolu. Bana anlatıyorsun. Bana satıyorsun benim yolumu. Gidemediğin yer senin değildir. Gidebiliyor musun? Nasıl gidebiliyor musun? Gidebiliyor musun? Gidiyoruz tabii. En hızlı bir şekilde gidebiliyor musun? Yolun açık olsun. Rabbim sana ötelere gitmeyi de nasip etsin. Amin amin hepimize. Ama ucuz. Evet. Benim paramla yapılmış yolu bana satmayacak. Öyle bir şey yok. Berhan Bey, evet. Celal Hoca dedi ki 2002 öncesiyle değerlendirme yaptı. Siz de 2002'nin öncesini biliyorsunuz. Siz de bu değerlendirmeye bir katkı yapmak isteseniz ne dersiniz? Yani Cumhurbaşkanı hükümet sisteminin olumlu etkilerinden bahsetti Celal biraz, Bey. Biraz daha rakamları vereceğim ekonomik olarak da. Bir de Cumhurbaşkanı olsanız ne yaparsınız lütfen söyleyin. Cumhurbaşkanı adayı olarak sizi görebiliriz. Birincisi liyakat önemli, dürüstlük önemli, yandaş olmayacaksın, benim adamım demeyeceksin, mezhep meşrep üzerinden siyaset yapmayacaksın. Bu ülkenin hamdolsun minarelerinde ezanlar okunuyor, 780 bin kilometre kare vatan toprağı var, kimseye zillet, kimseye illet demeyeceksin, kimseye Alevi, kimseye Zaza demeyeceksin, bu 84 milyonu kucaklayacaksın ve bir de israf sahibi olmayacaksın, 13 uçağa binmeyeceksin. Veya senin bakanının evinin, çocuğunun evinde para makinalarıyla 6 tane Gaziantep
kasası dolu para çıktığında bunlar temiz adamdır demeyeceksin. Rıza Zarrab denen adama Türk bayrağını koyup cari açığı kapattırıyor şiarları yaptırmayacaksın. Sezgin Baran Korkmaz'la resim çektirmeyeceksin. 3000 kişiyle yolculuklar yapmayacaksın. Ve bu ülkenin, ben iddiayla söylüyorum, sayın hocamı tenzih ederim, ben de bugün tanıdım. Bu ülkede siyaset temiz olsun. Bu ülkenin ürettiği katma değer, şu an ekran başında şu an bizi izleyen yurttaşlarımız ve bizler de dahil 7 ecdadımıza yeter. Bakın, siyasetin vaziyeti budur. Hele hele iktidar, Türkiye'de 20 yıllık bir iktidar, aman Allah'ım, parti devleti aşar, ben devlet olur. Bir aile yönetimi olur. Bakın dikkat edin, Orta Doğu'daki İslam ülkelerinin birçoğunda krallar var, şeyhler var, şeyhler var. Halka baktığında hepsi de saraylarda oturur. Halka baktığında zulüm var, acı var, göz